İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Peki Kundalini Reiki nedir? Hani ne oluyor Kundalini Reiki'de? Kundalini ile vücudun belli şifa kanalları var ve bu çakralar açılıyor. Bu şifa kanalları açılıyor. Evrensel bir bölümü yer küre enerjisini vücuda girişi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Kök çakrası yani kuyruk sokumu dediğimiz yer yakınında bulunan enerji merkezi Kundalini enerjisinin vücuda giriş yeridir. Ve oraya ben Kundalini enerjisine Kundalini ateşi diyorum. Kundalini ateşi diyorum. Kundalini enerjisine Kundalini ateşi de deniliyor bu arada. Bu enerji kök çakradan giriyor. Ve bütün vücuda ana enerji kanallarını, çakralarına dolaşıyor. Şimdi bunu da nerede hissediyorsunuz? Kundalini Reiki aktive ettiğiniz zaman hissediyorsunuz. Mesela bel ağrısını olan Kundalini Reiki meditasyonunu hep öneririm, hep öneririm. Yani bel fıtığı olanlar, beli ağrıyanlar, sürekli ayakta iş yapanlar benim gibi. Ben doktora gittim, ameliyat olacaksın dedi adam bana. Oldu dedim, tamam. Siz tarihini gene belirleyelim. O kadar ciddi. Hocam o kadar mı? O kadar. Çünkü Kundalini Reiki dediğim şey şuradan, belden başlıyor. Bu enerji kanalı kök çakradan başlayıp başın tepesindeki taç çakrada son buluyor. Ve oradaki Kundalini Reiki meditasyonu yaptığın zaman oradaki ateşi hissediyorsun. Yani orası eğer sıkıntılı demeyelim de eğer bir blokaj, eğer bir ağrı varsa size bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle hani eskiden annelerimiz hatta gerçi şu anda var. Yaka var ya yaka. Ona yapıştırmışsın gibi oluyor. Bana yapıştırmıştı bir kere anne. Hani yaka yapıştırmışsın gibi oluyor. Yani o kadar alev alıyor. İşte burada ne diyorum? Kundalini'nin açılıyor. Kundalini'nin açılması demek belli bir süre sonunda çakralarımın, enerji kanallarının tam olarak temizlenmesi demektir. Devam ediyorum. Dikkat etmemiz gereken önemli bilgiler var. Bunlar nelerdir? Bir kere yanlış Kundalini uyanışına uğrayan ve Kundalini enerjisiyle problemleri olan kişilere genellikle Kundalini Reiki yardımıyla bunu düzeltebilirsin. Çivi çiviyi söker derler ya. Kundalini Reiki öğrenmek istiyorsanız, önceden başka bir Reiki sistemine uyumlanmış da olsanız, bu tekniği öğrenmeye Kundalini Reiki birinci seviyeden başlamak zorundasın. Bir de bazı söylemler, bazı dedikodular var. Diyorlar ki, Yusi Reiki bilmeden, bir başka Reiki bilmeden Kundalini Reiki bilemezsin, anlayamazsın, öğrenemezsin, uyumlanamazsın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kundalini Reiki, Yusi Reiki bilmiyorsan da uyumlama yapabilirsin. Yani Kundalini, yani normal Reiki bilmiyorsan da Kundalini'yi öğrenebilirsin. Onun dışında zamanla enerji çalışarak deneyim kazandıkça ve bu sistemi kendine ve kendi çalışmalarınla yaptığın zaman apayrı şeyler keşfediyorsun. Peki Kundalini Reiki'nin popüler olmasının nedeni nedir? Yani neden Kundalini Reiki popüler oldu? Neden? Çünkü kullanımı çok basit. Ancak bunu sizi rahatsız etmesine izin vermeyeceksin. Yani bu Kundalini Reiki'nin bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biridir. Çünkü çok fazla semboller yok. Mesela Yusi Reiki 2'de ne var? Semboller var. Semboller var. O sembolleri sizin çizmeniz gerekiyor. Ama şeyde böyle bir şey yok. Kundalini Reiki'de böyle bir şey yok. Her şey daha iyi sonuçlanana kadar enerji akışı devam ediyor. Onun dışında kullanımı kolay. Yani basit bir sistem, hani Kundalini Reiki sadece basit bir sistem değil, aynı zamanda kullanımı da çok kolay. Enerjileri harekete geçirmek ve ya diğer enerji sistemlerinin olduğu gibi fayda edebilmek için zahmetli işlemler yapmana gerek yok. Günümüzdeyim ben.
Mesela minibüsteyim. İnanılmaz derecede böyle bir ortam 2 gün önce başıma geldi. Ortam çok havasız. Camı açmıyorlar. Başıma ağrı girdi. Yani tamam maske var ama yeterli derecede değil. İnanın ki elime hemen yazdım. Şimdi onun tekniği de öğreteceğim. Kapattım elimi, gözlerimi kapattım. Minibüstesine hiçbir etki etmez. İnanın ki öyle bir aleme gittim ki o kokuyu unuttum yani. O havasız ortamı unuttum yani. Niye? Böyle farklı bir hava geldi bana. Sadece saf niyetinizi ve ellerinizi bir araya getirerek kullanabilirsiniz. Saf niyet çok önemli. Bu değil ki genel olarak kötü olarak kullanamazsın. Çünkü kullandığın zaman hayatına karma yaratırsın. Blokajlar yaratırsın. İyi niyet, saf niyet, insanların iyiliğini düşünmek, kendini, evet kendini düşüneceksin ama bir insanın karmasına sebep olmayacaksın. Onun dışında etkilidir. Etkili an minibüsü 3 dakika. 3 dakika mı aldı yani? Çoğu uygulayıcı enerjiler oturman lazım, sessiz olman lazım. Yani böyle ortamın temiz ve düzenli olması lazım. Ama hani genellikle Kundalini Reiki çevrendeki negatif enerjiyi kaldırmak için mükemmel bir sistemdir. Güçlüdür. İlk gelişmeye başladığında derinlemesini hissediyorsun. Bu arada fonksiyonu da çok çeşitlidir. Alan temizleme yapıyorsun, karma temizleme yapıyorsun. Bu sistemle yeni başlayanlar için çok faydalı. Çünkü güven arttırır. Güvenim arttı benim. Özgüvenim arttı benim. Onun dışında kolay uyumlama yapabiliyorum uyumlama isterseniz. Yani bir süreç, bir gün ayarlıyoruz. O günde benim size söylediğim şeylere ne yapıyorsunuz? Yaptığınız zaman uyumlamayı yapabiliyoruz. Uyarlanabilir. Çok esnek bu arada. Kendine, sevdiğine, hayvanlara. Çok seviyorum hayvanları ve ben size bir şey itiraf edeyim. Reiki ile tanışmadan önce hayvanlar benden kaçıyordu. Niye bilmiyorum. Kedi, köpek. Yani böyle kaçıyorlardı yani. Mesela nasıl kaçıyorlardı ayda? Ya bilmiyorum. Hiç ben böyle kedi, hayvan, köpek böyle şey çok severim. Hep Reiki'den önce de seviyordum ama benden kaçıyorlardı. Ve şimdi çevremde kedi eksik olmuyor. Bir kafeye gideyim, bir yere gideyim, bir arkadaşımın evine gideyim, kedi varsa üzerime zıplıyor. Yani beni sev diyor. İnanılmaz bir şey oldu hayvanların bana karşı. İlgisi oldu. Neden? Çünkü özellikle kediler, yani kedileri çok severim zaten ama kedilerin enerjileri çok farklıdır. Bir dikkat edin. Kundalini Reiki uyumladıktan sonra çevrenizde hayvanlar daha çok fazla geliyor böyle. Bazen çok basit olacak ama ya çok alakasız bir böcek bile gelebiliyor bana yani. Yani ürküyorum bazen ama diyorum ki onun da bir enerjisi var. Demek ki onun da bir şifaya ihtiyacı var. Hemen şey yapıyorum. Mesela geçen hafta doğum yapmış bir kedi. Nereden nereye? Yolda yürüyorum. Kafamı şöyle bir sağa çevirdim. Bir kedi gözlerimin içine bakıyor. Ama nasıl benden yardım istiyor biliyor musunuz? Yapıyor böyle. Yapıyor. Hiçbir şey demiyor. Hıçkırıyor böyle. Ya dedim bir korktum. Dedim ki ya bir şey oldu dedim. Aklıma kötü bir şey geldi yani dedim. Çünkü kan gördüm falan böyle arkasında. Hemen sakinleştirdim kendimi. Kedinin yanına gittim. Bir baktım ki şey herhalde yavru şey ay, çocuğu onu tırmalamış orasını, arkasını. O yara olmuş falan. Aldım, eve getirdim onu falan böyle yıkadık. Aslında yıkamamız gerekiyordu. Kendi temizlerdi ama öyle bir durumu yoktu. Birazcık 2-3 gün reiki yaptım. Sonra düzeldi. Normalde ben olsam, yani bir başkası olsa veterinere götürürdü. Evet kötü bir şey mi yaptım? Ya ayda kötü bir şey olsaydı? Kendime güvendim. Eğer kötü bir şey olsaydı zaten ikinci günde hemen götürürdüm. Onu da biliyorum bu arada. Onun bilincindeyim. İkinci gün baktım ki kedi kötüleşiyor hemen götürdüm ya da gecesinde. Ama iyiydi yani. Orada bir sıkıntı yaşamadık. Yani kedilerde de reiki uygulayabiliyorsunuz. Kedi değil sadece köpeklerde de. Sezgi artışı olabiliyor. Dediğim gibi şurası çok önemli. Sezgilerin artacağı, arttığı zaman hissettiğin, ara ara böyle yandığı, ara ara böyle titreşimi hissettiğin yer burası. Şurası.
Hemen dokunalım burası demişken. Demek ki burasından bahsedecekmişiz. Hemen dokunalım. Güzel bir dokunalım, bir enerjimizi dengeleyelim tekrar. Üçüncü gözümüze vuruyoruz. Üçüncü gözümüze vuralım. Hepimiz vuralım. Şükürler olsun Allah'ım. Vurmaya devam. Gerçekten bunun etkisini çok hissediyorum ve hani böyle enerjimi dengeliyor ya. Çünkü mesleğin gereği çok konuşuyorum. Çok konuştuğum zaman bazen susup sadece şöyle yapmam yeterli oluyor. Sizlere de tavsiyemdir. Tamam. Evet. Şöyle doğrulalım oturduğumuz yerden ve hareket edelim. Kundalinimiz hareket etsin. Çünkü bahsettikçe yanma da olur. Size bir şey daha vereyim mi? Tüyo vereyim mi? Ara ara böyle girsin tüyolar. Bakır bir tane tas var mı evinizde? Bakır tas vardır değil mi? Yoksa da bence alalım. Bakırın enerjisine çok güvenirim, inanırım bu arada. Bakır aynı zamanda iletkenliği alan bir madendir. Şimdi burada bu arada aktarlarda satılıyor. Ben Demet alırım. Şey söyleyeyim size, bunu da söyleyeyim. Bütün arkadaşlarım da söyler. Ben çok şükür asla korona olmadım. Evimde de kimse korona olmadı. Çevremde de kimse korona olmadı. Neden biliyor musunuz? Bunu not alın isterseniz. Birincisi, eve geliyorum ya, mesela okulda çalışıyorum ben. Bir sürü lise, bir liseli öğrenci. Çok böyle hijyenik değiller. Ondan sonra cuma minibüse biniyorum, otobüse biniyorum. Allah'ıma şükürler olsun olmadım korona. Eve geliyorum hemen. Ada çayını böyle demet demet bir şekilde alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Bunu böyle demet şeklinde. Bundan böyle 20 tane falan düşünün. Böyle iple bağlıyorlar. Görmüşsünüzdür hatta. Bunu eve gelir gelmez üstümü değiştiriyorum hemen. Üstümü değiştirdikten sonra şöyle tutuyorum. Çakmağı tutuyorum. Yakıyorum. Kundalini Reiki ev temizleme var. Yani mekan temizleme var. Kundalini Reiki enerjisi aktifleşsin. Kundalini Reiki enerjisi aktifleşsin. Bu evin mekansal temizliği yapılsın. Bu evin mekansal temizliği yapılsın. Kendime de enerji veriyorum orada. Diyorum ki negatif enerjiler dışarı, negatif enerjiler dışarı, negatif enerjiler dışarı. Sonra şunu şöyle mesela sağdan, sağ tümünde. Sağ tümünde şöyle kafamdan geçiriyorum. Şöyle. Sonra ne yapıyorum? Bu 5 dakika yanıyor evin içerisinde. Ben de ellerimi üzerine gezdiriyorum. Bakır tas olsa daha iyi olur. Onun dışında 10 dakika sonra bütün camları açıyorum evde. Hemen açıyorum. O negatif enerji hemen dışarıya gidiyor. Sonra da ne yapıyorum? Bir de şöyle yapıyorum. size tavsiyemdir. Eskiden köylerde kullanılan yeşil sabun vardı. Bilir misiniz? Yeşil sabun. Böyle çok ağır bir kokusu vardı ama doğal yeşil sabun, zeytinyağlı olur. Ben onu her gün yatmadan önce, çünkü hani burun, ağız, göz, bu taraflar hep böyle enfeksiyon kapmaya müsaittir. O sabunu kullanmadan önce V2 akıtıyorum. Böyle kullanmadan önce, daha kullanmayacağım. Paketten açtım, V2 akıtıyorum. 3-4 dakika akıtıyorum, akıtıyorum, akıtıyorum. Sonra banyodan sonra ya da yatarken mesela burnumuz bazen hani grip falan oluyoruz ya, mesela grip de olmadım hiç. O sabunla yıkıyorum elimi yüzümü. Bu da size ekstra bir tavsiyedir. Çevremdekilere söyledim. Elhamdülillah onlar da kullanıyorlar. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında
yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi bir tane ısrarla bir soru var hemen. Yanına söz vermiştim. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ben biraz geç katıldım sohbete. İkinci yarıda katıldım. Biz uyumlama alacak mıyız? Uyumlamayı isteyenlere vereceğim sonra. Uyumlama günde olacak, hadi yapalım dediğimiz bir şey değildir. Yani ben öyle biri değilim. Evet. Önce öğretme taraftarıyım. Hani belki umuduyla hani herkese söylüyorum. Genel hani dediniz belki ha, uyumlama yapacağız ama önce bir öğrenelim. Evet. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz. O heyecanınız bir artsın istiyorum. Böyle hep herkes bir heyecanlansın. Ondan sonra acaba toplu olarak değil, part part evet. bir şekilde uyumlama yaparım. Teşekkür ederim. Evet. Zeynep Hanım bitti herhalde. Şimdi Aynur Hanım. Tamam mı Zeynep Hanım? Evet. Aynur Hanım'a da söz vereyim hemen. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Hocam ben de şey sormak istiyorum. Bu Reiki şifa enerjisini okul için yani derslerimiz için kullanabilir miyiz? Ders öğrenmek için kullanabilir miyiz Reiki enerjisini? Tabii ki kullanabiliriz. Kesinlikle kullanabiliriz. Ben kullanıyorum. Nasıl yapabiliriz hocam? Nasıl yapıyorum? Enerjisini... Tabii ki. Şimdi öncelikle bu iki tane soru oldu. Birincisi diş gıcırdamayla ilgili oldu. Bu da ikincisi olsun. Hemen hepsini en sonda söyleyeceğim. Nasıl yaptığımı. Tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tamam. Biraz farklı bir teknik olacak ama deli mi bu kadın? Bunu nasıl falan diyeceksiniz ama ben onu size anlatacağım. Sevinirim. İyi akşamlar. Kendim yaptığım şeyi söyleyeceğim. Evet. İyi akşamlar. Son bir soru alıyorum. Ceylan Hanım mı? Ceylan Hanım. Evet buyurun. Merhaba hocam. Güzel anlatımınız için teşekkür ederim. Teşekkür o yaktığınız ederim. Çiçek ne çiçeğiydi? Bu ada çayı. Ha. Evet. Tamam. Teşekkürler. Bu arada arkamda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Eskiden köylerde vardı bu. Üzerlik. Üzerlik tohumu. Evet. Bizlerde çok enerji. Moda. Evet. Ben moda olmadan önce anneannemin, rahmetli anneannemin ellerinden yapılmış bir demet. Yani daha doğrusu negatif enerjilerini aldığına inandığım bir şey. Genelde meditasyon köşeme koyarım onu. Ama bugün de böyle koydum. Siz görün diye. Ben sonradan öğrendim. Ali Hoca söyledi. Üçüncü göz açılmasında da kullanıyormuş. Evet. Ben çocukluğumdan beri bizim köyde çok vardı. Boncuk boncuk, yığar boncuk sapa dizerdik. Ben kendim topladım bu sene. Çok farklı bir enerjisi var. Onu da sonra nasıl yapacağınızı anlatayım. En sonunda anlatayım. Evet, lütfen. Şimdi devam ediyorum. Bunu aşağıya alıyorum. Bu kadar soru yeter. Tamam. Şimdi güvenli olduğunu söylemiştim bu arada. Hiç korkmayın. Kundalini Reiki ile çalışırken işte birinin negatif enerjisi gelir mi, şu gelir mi, bu gelir mi? Asla öyle bir şey yok. Kundalini Reiki diğer tüm Reiki türleri ve enerji şifa sistemlerinin son derece iyi çalışır. Geniş bir yelpazesi vardır. Onun dışında sıkıntı olmaz. Kundalini Reiki birinci seviye şifa verme, uzaktan şifa, karmik bağı şifalandırma, durum nitelik şifalandırma. Şimdi Kundalini Reiki birinci seviye diyelim size uyumladık. Ne oldu? Uyumladık ne oldu? Şimdi bir de isterseniz bir not alın.
Aklıma bir şey geldi. Diyorum ya, deli gibi bir şey oldum. Artık bunları da. Miski amber. Miski amber. Eskiden Arapların çok fazla kullandığı bir kokudur ama böyle katı şeklinde var. Bakın katı şeklinde. Bunu yatarken başınızın ucuna çok güzel bir kokusu var bu arada. Hatta Kabe'de de kullanılıyormuş bu. Miski amber. Namaz kıldığınız odaya koyabilirsiniz. Kur'an okuduğunuz odaya koyabilirsiniz. Kaliferinizin üstüne ya işte peteklerin üzerine koyabilirsiniz. Miski amber. Neden bunu söyledim? Şifaya girdik ya şimdi. Şifa ile ilgili her şey akacak bana. Bu kokunun insanın bedenine, ruhuna şifa verdiğine inanıyorum. Miski amberin. Not aldınız. Unuturum sonra bak. Sorsanız söyleyemem. Çünkü o anda oldu. O anda geldi. Devam ediyorum. Kundalini Reiki'nin birinci seviyesinde çakralardaki bütün blokajlar kalkar. Kök çakra hariç. Neden kök çakra hariç? Çünkü kök çakra üçte kalkacak ya da ikide. Değil mi? İlk önce burada ne var? Burada taç çakradan kök çakrasına kadar olan birinci enerji kanalı temizlenir ve ikinci seviyede yaşayacağınız kundalini uyanışı hazırlanır. Yani şimdi ikinciyi hazırlayacağım ya ben size. Bire uyumladım, öğrettim. İkiye hazırlık yapıyoruz aslında. İkide de üçe hazırlık yapıyoruz. Kalp çakrası büyür ve ellerden taç çakrasına giden bir enerji kanalı açılır. Elimizin içinden. Taç çakramız baş tepemizdir. Enerji kanalları açılır. Böylelikle Reiki enerjisi akabilir. Şifa verme, başka birine şifa verme. Şimdi biz mesela ne yapacağız? Nasıl şifa vereceğiz? Ya kendimize verebiliriz bu şifayı. Bir başkasına da verebiliriz. Uzaktan gönderme yok şu an, yakında. Zihnimizi temizleyeceğiz. Enerji akışını başlatmak için aklımızdan sadece Reiki'yi geçireceğiz. Bırakacağız, enerji akacak. Enerjinin akması için ona konsantre olmana gerek yok. O kendisi zaten akıyor. Sen sadece ne yapacaksın? Enerjinin keyfini çıkaracaksın. Şimdi nasıl yapıldığını da söyleyeceğim. Mesela diyelim ki şöyle örnek vereyim. Ben nasıl yapıyorum? Mesela bir kalem aldım ama kalemin yazmasına ya da yazsın ya da yazmasına gerek yok yani. Avcumun içine şifa yazdım. Kendimi uygulayacağım bunu. Önce kendimiz, sonra dışarısı. Ben 1,5 sene Kundalini Reiki'yi sadece kendime çalıştım. Bir başkasına yapmadım. Uyumlamada çok az kişiye yapmışımdır. Zaten Instagram hesabımı gördüyseniz çok böyle ünlenmek için bir şeyler yapmadım yani. Beni ruhumu yolum kesişeceği zaman o kişiler beni bulur dedim hep. Çok nadir kişilerdir. Yani çünkü ruhsal olarak benim de onu taşıyabilmem lazım. Onun da beni taşıyabilmesi lazım. Şifa yazdım. Yazdım mı? Sonra avcunu şöyle tuttu. Avcunda bir tane civciv var sanki. Öyle hayal ediyorum. Kundalini Reiki aktifleşsin. Kundalini Reiki aktifleşsin. Kundalini Reiki aktifleşsin. Bedenime şifa enerjisi aksın. Bedenime şifa enerjisi aksın. Minimum 3, maksimum 5. Eğer çok ihtiyacın varsa elini zaten çekmek istemiyorsun. Ben bazen böyle yapıyorum, elim gitmiyor, varmıyor. Neden? O an enerjin buna müsait değil. Daha dur demek. Elini hemen çekme o zaman istemiyorsa elim. Tamam mı? Şifa yazdım. Elimi şöyle avcumu kapattım. Kundalini Reiki aktifleşsin. Kundalini Reiki aktifleşsin. Kundalini Reiki aktifleşsin. Şifa enerjisi aksın bedenime. Şifa enerjisi aksın bedenime. Şifa enerjisi aksın bedenime. Bütünüm ve benim hayrıma olmak üzere. Bütünüm ve benim hayrıma olmak üzere.
Şimdi bir an yorulduğunu hissedeceksin. Tükendiğini hissedeceksin. O an elini bırakabilirsin. Ve bu ne anlama geliyor? Bu şifa verme sürecinin tamamlandığı anlamına geliyor. Ama ben elimi çektim, olay bitti. Bir saat sürüyor. En az bir saat sürüyor. O enerjiyi hissediyorsun. Ve hafif bir sersem oluyorsun. Ve hafif gözünün önünden bir karartı geçiyor. Bu enerjinin çalıştığını bana gösterir. Rahatsızlığın ne kadar ciddi ya da önemsiz olursa olsun, alıcı daima kendisine gereken miktarda. Hadi biraz daha bana reiki. Hadi biraz daha bana reiki diyenler oluyor bazen. Ya zaten reiki senin ihtiyacın olduğu kadar sana akacaktır. Eğer ihtiyacın yoksa akmaz. Olduğu kadar diyelim. Evet. Bakın aynı bu şekilde elini tutabilirsin. Bu şekilde de elini tutabilirsin. Şöyle de tutabilirsin. Böyle de tutabilirsin. Ben kapatma taraftarı değilim. Bazıları kapatmanı ister. Ama ben kapatma taraftarı değilim. Ve ben o enerji hissetme taraftarıyım. Çünkü o enerjiyi hissediyorum bedenimde böyle yaptığım zaman. Bir karıncalaşma, sanki elimde böyle karıncalar dolaşıyormuş gibi oluyor ya. O his benim hoşuma gidiyor. Kapatmayın o yüzden. Ve bir tane teknik daha vereyim. Eğer yerde oturuyorsanız, bunu da kendim buldum. Belki sizde farklı olur. Yerde oturuyorsam şunu yapıyorum ya. Solar plexusumda tutuyorum. Yani şurada tutuyorum. Solar plexusumda tutuyorum. Mide her şeyin başlangıcı değil midir? Belki de o yüzden solar plexusta daha çok enerji hissediyoruz. Dediğim gibi deneyimledikçe bunu kendim buldum. Yani hani bazıları böyle yapıyor, bazıları şöyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor. Ama şunu çözdüm. Ne zaman ki farklı çakralarda denedim mi? Denedim. Ama ne zaman ki solar plexusuma tuttum. Yani göbeğimin oraya tuttum. Karnımın üstüne. Orada daha enerjiyi çok hissettim. Midem. Çünkü mide ya her şeyden önemli olan bir organımız. Değil mi? Heyecanlanırız, midemiz böyle kelebekler uçuşur. Mutsuz oluruz, karnımız ağrır. Bütün mesela atıyorum bir bir ilaç kullandığımız zaman hemen midemiz bulanır. Yemek dokunduğu zaman midemiz almaz, ekşir mesela. Bazen durup dururken mideniz ekşir değil mi? Aslında o yediğiniz içtiğinizden değil. O gün hazmedilmediğiniz şeyler orada toplanıp size bir işaret veriyor. Mide ekşimesi, gastrit, ülser, reflü, hazmedemediğin şeyler var. Solar plexusunuzla çalışsanız her zaman daha iyi o mideyi sindirir. Mesela o gün midem çok bulanıyorsa bir şey birinin dediğini ya da kendi yaptığım bir hareket içime sinmemiştir. Midem ekşimiştir. Hemen reflüye sarılmıyorum artık eskisi gibi. Mideme ne yapıyorum? Hemen elimi mideme koyuyorum. Yani solar plexusumu tutuyorum ve şifa akıtıyorum. Bu da size ekstra bir bilgi. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Uzaktan şifa verme diyelim ki ya da işte kendi kendine şifa verme. Uzaktan şifa verdiğin birine nasıl yapacaksın? Bundan bahsedeyim. Avuç işlerine bakarak alıcıyı ya da alıcının adını veya adlarını gözünün önünde canlandırın. Şimdi şöyle bir şey var. Ben nasıl yapıyorum? Ben böyle normalde eline yazarsın. İşte ne yazalım? Sebahat Kurtöz. Değil mi? Sebahat Kurtöz. Bunu yazıyorsunuz ya, ben böyle yapmıyorum. Ben nasıl yapıyorum? Küçük küçük renkli kağıtlarım var. Şifa çalışmasını yapacağım zaman. Hissediyorum.
mesela Sebat Hanım'ın ne, hangi konuda şifaya ihtiyacı var? Şu an mesela çok hareketli görüyorum onu. Sanki böyle belinden bir rahatsızlık görüyorum, hissediyorum. Bilmiyorum, bu benim hislerim. Ben kaynaklanan bir şey. Hemen ona yeşil bir kalemle, kalemlerim vardır böyle deli gibi, hep sürekli kalem alırım. Yeşil, ondan sonra turuncu, mor. Renklerin şifasına inanan biriyim. Turuncu mesela gibi. Hemen ne yaparım? Bir kağıda Sebahat Kurt Öz yazarım. Ve 2 dakika onunla konuşmam yeterli, hissediyorum. Hani dedim ya, enerji çalıştıkça, çalıştırdıkça hissediyorsun. Mesela şu an görüyorum, konuşmadım ama görüyorum. Ekranımda görüyorum bu arada. Herkes diyecek ki nereden görüyorsun? Ekranımda ilk Sebahat Hanım'ı görüyorum ben. Ona odaklandığım için, üçüncü gözümü ona odakladığım için hissettim belinin ağrıdığını. O da başını salladı. Evet. Ne yapıyorum? Sebahat Hanım'a şifa enerjisi yazıyorum kağıda. Kağıdı avucumun içine alıyorum. Hemen şöyle yapıyorum. Bunu kendim buldum. Kağıda yazdım ismini. Bu arada ellerimi yıkadım. Temizlik her zaman, hani enerjim gitsin. Ola ki ellerini yıkayamadım mı? Size bir anekdot vereyim. Anekdot diyorum. Yani bir püf noktası vereyim. Şöyle yapıyorum. Ellerimi sıyırır gibi yapıyorum. Tüm negatif enerjilerimi mor enerjiye bırakıyorum. Bunu not alabilirsiniz, bir daha gelmez. Tüm, yani günlük hayatımda yaptığım şeyleri anlatıyorum. Tüm negatif enerjilerimi sıyırdım. Topladım. Mor enerjiyi bırakıyorum. Attım. O kadar etkili oluyor ki anlatamam size. Yıkayamıyorum mesela, değil mi? O arada bir negatif geldi. Şu insandan, bu insandan, o insandan geliyor yani. Çünkü hepimiz her yere gidip geliyoruz yani. Hemen onu gözüne kapat. Tüm negatif enerjilerimi mor enerjiye bırakıyorum. Tüm negatif enerjilerimi mor enerjiye bırakıyorum. Onu da mı yapamadım? Şunu yap. Ayağa kalkıyorsun. Mesela. Ayaktayım ben. Şöyle elini spiral bir hareketle şöyle, negatif enerjiler dışarı, negatif enerjiler dışarı, sağ yaptım, sol yaptım, ön yaptım, negatif enerjiler dışarıya, arkamı döndüm, arkadan şöyle arkayı hayal ederek şöyle yaptım, attım. Bende negatif enerji olmaz. Hemen her şeyi yolluyorum. Bir de gerçekten bilmiyorum, mizaç gereği mi, gülmeyi de seviyorum. İnsanları böyle gülümsetmeyi de seviyorum. O yüzden hep gülümseyelim. Gülmek en büyük sadakadır derler. Ne yaptım? İsmi yazdım, avucuma koydum. Ve şöyle tuttum. O kağıt duruyor. Kağıt duruyor. Sebahat Kurtöz'ün beline şifa enerjisi gönderiyorum. Kundalini Reiki aktifleşsin, Kundalini Reiki aktifleşsin, Kundalini Reiki aktifleşsin. Sebahat Kurtöz. Böyle 3-5 dakika tutuyorum. Diyelim ki kağıdım yok, kalemim yok. Ne yapıyorum? Hemen Sebahat Hanım'ı muhtemelen WhatsApp'tan iletişim halindeyizdir. Fotoğrafı vardır WhatsApp profilinde. Şimdi artık teknolojik yapıyoruz bu enerjileri. Fotoğrafına 2 dakika şöyle tutuyorum. Fotoğrafına 2 dakika şöyle tutuyorum. Üçüncü gözümle birlikte. Enerji 3-5 dakika akıyor. Onun ihtiyacı olduğu kadar akacaktır zaten. Bu da kendim uyguladığım bir yöntem ya da belki araştırdığım bir yerde karşıma çıktı bir şekilde. Onu şimdi katılımcılardan ısrarla elini kaldıranlar var. Onlara söz hakkı vermek istiyorum. Kime verelim? Halime Yorulmaz. Buyurun Halime Hanım. Halime Hanım. Ben sizi açtım.
Elif Atalay. Açtım. Yani istek attım. Tamam. Merhaba. Merhabalar. Ben biraz önce sizin deyince biraz şifa yazıp hafif elimde hissettim. Ama şimdi boğazımda tiroidlerimden ameliyat oldu mu biraz kısmen var. Bunu çalışıp daha aktif hale getirebilme şansımız var mı acaba? Boğaz çakradan kaynaklanan bir sıkıntıdan bahsediyorsunuz değil mi? Muhtemelen. Yani bu tiroidler hani boğaz çakrada ya bu. Tamam, tiroid. Boğaz çakradan kaynaklanan bir sıkıntıysa birincisi söyleyemediğimiz ve kendimizi iyi ifade edemediğimiz şeylerden dolayı, durumlardan dolayı ne oluyor? Boğaz çakramız tıkanıyor bazen. Tabii ki boğaz çakrasına da bir şey söyleyeceğim. Nasıl söyleyeceğim? Şöyle söyleyeceğim. Bu arada düşünerek şey yapıyorum. Çünkü herkese ayrı bir yöntem uyguluyoruz. Öyle şey yapmak istemiyorum. Mesela benim danışanım olsaydınız, ben önce size şöyle bir şey söylerdim Melih Hanım. Sizden bu gece bir kağıt, bir kalem almanızı istiyorum. Bir de beyaz mı? Hem beyaz giyinin. Bütün ön yargılarınızı, bütün bariyerlerinizi indirin. Güzel, en sevdiğiniz bir müzik demeyeceğim, ney sesi. Ney sesini açın. İnternette çok güzel ney sesleri var. 10 dakika bir vücudunuzu dinleyin. Ve karşında affedemediğim biri var. Onu karşında gördüğün zaman ya da ona söylemek istediğin ne varsa onu o beyaz kağıda yazın. Yeşil bir kalemle. Sonrasında o kağıdı hiç okumadan kırmızı bir kalemle çarpı işareti koyun. Bu arada not alın, ben bir daha bunu söyleyemem. Çarpı işareti koydunuz değil mi? O arada muhtemelen ağlayacaksın. Çarpı işaretini koyduktan sonra. Çünkü söylemek istediğiniz bir şeyler var ve söyleyemediniz ve bu da size tiroid bezinde bir sıkıntı oldu. Daha sonra şöyle diyeceksiniz. Elinizi birbirine sürteceksiniz. Daha önce bir uyumlama aldınız mı Reiki ile ilgili? Yok, almadım. Ama çalışma var. Hani bir enerjiyle başka alanlarda çalışmam var. Reiki değil. Evet. Tamam. Eğer hani kundalini reiki ya da bir enerji ya da farklı bir enerji de olabilir. Eğer varsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hı. Sen bana ait değilsin. Hı. Dondu. Evet, şu an dondu. Onu kabul ediyorum. Şu an dondu. Olabiliyor. Tamam. Devam ediyorum. Biraz dondu. Onu kabul ediyorum. Tamam. Geri geldi. Kendine geldi. Hı-hı. Doğru mu? Elif evet. Hanım. Doğru. Tamam. O sıralarda ben duruyorum zaten. Şöyle elimi boğazıma koydum. Sevgili boğaz çakram. Şifalanmana niyet ediyorum. Ve her ne varsa söyleyemediğim hepsinin yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Yıkıp yaratımını. Yaratımını iptal ediyorum. İptal ediyorum. Ha. Yaratımını iptal ediyorum. Benim de başıma böyle bir şey geldi. Bilmiyorum şu an hani ben şöyle de dua ediyordum. Hani ya Şafi, ya Allah. Esmaları da çok kullanırım ben bu arada çakralar çalışırken. Ya Şafi, ya Allah derim. Ama sayısına belli değil yani. İstediğim kadar aksın ya. İstediğim kadar söyleyeyim ya. Ve onu boğazın titriyecek, o ses tellerin titresin. Onu söylerken. Bunu bir 7 gün deneyin. Sol elimden şu anda müthiş bir hissettim. Enerji akıtıyorum ben şu an size bu arada. Enerji gönderiyorum. Hissediyorum sizi, evet. Evet, şifa olsun diyelim. Şimdi teşekkür ediyorum. Geri dönelim. Çok teşekkürler. Rica ederim.
Evet, ara ara böyle çalışmada yapabiliriz. Toplu olarak yapacak mıyız? Toplu olarak da bir tane yaparız. Toplu olarak hepinize yapacağım en son. Onun dışında bir yudum su alalım. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.